Ekranda bir saniye bile görünmek için milyon dolarlar alıyorlar. Yaptıkları filmler hem izleyicinin hem de yapımcının yüzünü güldürüyor. İşte sadece tek bir kadın oyuncunun girmeyi başardığı dünyanın en çok kazandıran oyuncuları. His speed, his ferocity, his training. Bu milyon dolarlık bir liste. Yapımcısına en çok para kazandıran oyuncular belli oldu. Peki ilk ona girmeyi başaran tek kadın oyuncu kim? Look everyone, it's nice here. Ekranda birkaç dakika görünmeleri bile milyar dolarlar değerinde. And yes, Mr. Wayne, it does come in black. I saw it. Onlar film sektörünün altın yumurtlayan tavukları. Aldıkları dudak uçuklatan ücretler, herkesin gıpta ederek baktığı hayatlar yaşayan dünyaca ünlü oyuncular arasından yapımcıların yüzünü en çok güldürenlerin isimlerini Box Office Mojo açıkladı. Bakın o listede kimler var. I have a kid. You have a kid. You know it's true. Listenin 10 numarasında en çok kazandıran oyuncular listesine giren tek kadın oyuncu olarak Yenilmezler filmiyle 3 milyar 332 milyon dolarlık bir hasılat yapılmasında büyük rol sahibi olan Scarlett Johansson var. ...31 yaşındaki Scarlett Johansson, Thor, Demir Adam ve Hulk gibi pek çok kahramanı bir araya toplayan filmde oynamak için 30 milyon dolar aldı. Ama sonuç gösteriyor ki yapımcı da ödediği paranın karşılığını fazlasıyla aldı. ...2008 yılında vizyona giren Batman serisinin en çok izlenen filmlerinden olan Kara Şövalye'de Sadık Alfred rolüyle izlediğimiz usta oyuncu Michael Caine, bir yılın ardından filmin yapımcısının 3 milyar 332 milyon doları kasasına koymasını sağladı. His speed, his ferocity, his training. I see the power of belief. I see the League of Shadows resurgent. İlginç kostümleri, alaycı tavrı ve eli avuca sığmayan halleriyle Kaptan Jack Sparrow bir efsane haline geldi. Karayip Korsanları serisinin başrolünü Johnny Depp üstlendi. Ünlü oyuncu film başına 55 milyon dolar aldı. Rekoruysa Karayip Korsanları ölü adamın sandığı kırdı. Bu filmle yapımcı tam 3 milyar 336 milyon dolar kazandı. En çok kazandıran oyuncular listesinin 7 numarasında Dünyalar Savaşı filminin başrol oyuncusu Tom Cruise var. 3 milyar 587 milyon dolar hasılat yapan filmde sırf Tom Cruise'u izlemek için sinemaya gidenlerin, dolayısıyla ünlü oyuncunun katkısı büyük. Yeşil, çirkin ve sakar ama bir o kadar da sevimli dev Shrek'in hikayeleri o kadar sevildi ki bir de bu yeşil deve ünlü komedi oyuncusu Eddie Murphy sesiyle katkıda bulununca filmin geliri 3 milyar 810 milyon dolara kadar çıktı. Filmleri en çok hasılat yapan oyuncular listesinin 4 numarasında iki kez üst üste Oscar alma ayrıcalığını yaşayan ender isimlerden biri olan Tom Hanks var. Look everyone, it's nice here. I admit. But we need to go home. We can have a whole new life here, Woody. Oyuncak Hikayesi filminin ana karakteri Woody'yi seslendiren Tom Hanks sadece sesiyle bile gişe rekorları kırabileceğini gösterdi. Oyuncak Hikayesi serisinin 3. filmi Tom Hanks'in sesiyle yapımcısına 4 milyar 340 milyon dolar kazandırdı. You can make a new guys, kid really? Happy. No. I have a kid. You have a kid. Andy.
And if he wants us at college or in the attic, well then our job is to be there for him. Karakter rollerinin vazgeçilmez ismi Morgan Freeman var. Usta aktör, Batman serilerinin unutulmaz filmi Kara Şövalye filminde Lucius Fox karakterini canlandırmak için 22 milyon dolar almıştı. 2008 yılında vizyona giren filmin gişesi ise 4 milyar 646 milyon dolar oldu. I just took the call and get the bat. And yes, Mr. Wayne, it does come in black. Ve sıra geldi zirvedeki isme. That's not how the Force works. Son yılların en merakla beklenen filmi Star Wars Güç Uyanıyor, 2015 yılının son günlerinde vizyona girdi ve kendi rekorunu kırdı. I saw him. Leia, I saw her son. Han Solo rolüyle filmin başrolünü üstlenen usta oyuncu Harrison Ford hem 55 milyon dolar ücret alarak kendi rekorunu kırdı hem de 4 milyar 871 milyon dolarlık hasılatla dünyanın en çok kazandıran oyuncusu unvanını aldı. Snoke is using you for your power. When he gets what he wants, he'll crush you. You know it's true.